2016 yılında Bölge Adliye Mahkemesi sistemine geçti. Hukuk sistemimiz 3 dereceli bir yargılama sistemine adım attık. 2016'da 7 bölgede faaliyete geçirmiştik. Sonrasında her geçen yıl bölge sayıları arttı ve artmaya devam etti. En son Tekirdağ, Malatya ve Denizli Bölge Adliye Mahkemelerimizin kurulması sağlanmıştı. Faaliyete geçirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı devam ettirdik. Bugün Tekirdağ'ı açıyoruz. Haftaya Cuma günü Denizli'nin açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Tabii Malatya Bölge Adliye Mahkememiz bir depremle orada sarsıldık. Adliyelerimiz yıkıldı. İnşaatlara hızlı bir şekilde başladık. Oranın da inşaat çalışmaları devam ediyor ve inşallah Malatya'mıza da Bölge Adliye Mahkememizi kazandıracağız. Böylece Bölge Adliye Mahkemesi sayımız da şu anda 15 olan sayı 18'e yükselmiş olacak. Şu anda 17'ye yükseliyor bu adli yılla beraber. Tabii istinaf önemli. İstinaf özellikle bizim yargı reformu kapsamında değerlendirebileceğimiz önemli bir gelişme. 3 dereceli bir sisteme geçmemiz. Dosyaların ikinci bir gözde yeniden olay bakımından da incelenmesi anlamında istinaf sürecinin özellikle hak kayıplarının önlenmesi konusunda yine bölgede kesinleşecek olan dosyalar bakımından hızlı yargılama ve daha çabuk hakka kavuşma bakımından 3 dereceli sistemin hukuk sistemimize önemli katkı sağladığını düşünüyoruz ve istinaf yargılamasıyla beraber hak arama yollarını artırdığımız önemli reformlardan birini hayata geçiriyoruz ve kararlardaki isabet oranının da giderek arttığını görmek mümkün. Yargıtay'a 2015 yılında 1.004.280 dosya gelmiş. 2023 yılında bu sayı 1.004.000'den 316.000'e düşmüş. Dolayısıyla %68,5 oranında Yargıtay'a gelen dosyada azalma söz konusu. Yine Danıştay'da da 2016 yılında gelen dosya sayısı 267.000 iken 2023'te 88.398'e düşmüş. Azalış oranına baktığımız zaman %67. Yargıtay ve Danıştay'ımızın iş yükünün azaldığını gerçek anlamda bir içtihat mahkemeleri haline geldiklerinde içtihat odaklı çalışabilmesinin önünün açıldığını da memnuniyetle görmek mümkün. Dolayısıyla o modern adalet sarayları işte Tekirdağ'ımızda da yapıldı. İnşallah diğer projelerimizi de hayata geçireceğiz. Ve adliyenin vakarına yakışır adliye binalarımızı yaptık ve bundan sonra da yapmaya ihtiyaç doğrultusunda devam edeceğiz. Ve teknolojinin tüm imkanlarını da adaletin hizmetine sunduk. UYAP sistemimiz bizim dünyaya örnek proje. Ve UYAP'ı sürekli geliştiriyoruz. Artık yapay zeka dönemine geçtik. Dijital çağdayız. Dolayısıyla yargı hizmetlerinin hızlandırılması anlamında da dijitalin kullanılması lazım. Yapay zekanın kullanılması lazım. Birçok dava tipi yapay zeka ile daha hızlı bir şekilde çözülebileceğine yönelik projeler alıyoruz. Tanıtımlar gerçekleştiren arkadaşlarımız var. İlk başta olur mu böyle şey dediğimizde bir baktığımızda gerçekten özellikle yargının belli bir kısmının insan unsurunun dışında özellikle motomot veriler ışığında karar verilen bazı hususlar var. Hatta bunların bir kısmı noterlere devredildi. İşte mirasçılık belgeleri gibi diğer konular. Bunlara ilişkin özellikle yargımızın belli bir kısmını yapay zekayı da devreye alarak UYAP'ımızı daha da geliştiriyoruz. UYAP, SEGBİS sistemi, e-tebligat, elektronik haciz, yine avukatlarımızın yararlandığı celse programı, tüm bunları geliştiriyoruz. Yine ceza infaz kurumlarımızdaki ACEP projesi, infaz sistemimizin hizmetinde de yine teknolojiyi kullanmanın gayreti içerisindeyiz. Fiziki imkanlarıyla, teknolojik imkanlarıyla ve uygulamaya koyduğumuz insan unsurunu daha güçlü kılacak çalışmalarla çalışmalarımızı özellikle vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Tabii bu fiziki mekanlarda o hakim ve savcılarımızın ve avukatlarımızın uygulayacağı kanunlar, mevzuat yenilendi. Son 22 yılda ceza kanunlarımız, borçlar kanunumuz, ticaret kanunumuz,
hukuk muhakemeleri, ceza muhakemeleri, bütün temel kanunlarımız hepsi yenilendi. Birkaç tane var, icra iflas var. Onunla ilgili bilim kurulu çalışmaları devam ediyor. Avukatlık kanunu ile ilgili bilim kurulumuz çalışmaya devam ediyor. Çok sayıda bilim kurulumuz, Adalet Bakanlığımız bünyesinde akademisyenlerimizden, uygulayıcılarımızdan, barolarımızdan aldığımız görüşler doğrultusunda sürekli yenilenmeye devam ediyoruz. Mevzuatımızı geliştirmeye, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye sürekli hazır hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Tabii 2009'dan bu yana da planlı bir reform süreci gerçekleştirdik. 2009, 2015, 2018 yıllarında 3 kez güncellenen yargı reformu strateji belgelerimizi şimdi yeniden güncelledik. Bir yıl boyunca çalıştık. Biz reformdan yanayız. Biz gelişmeden, ilerlemeden yanayız. Toplum durağan değildir. İhtiyaçlar gelişiyor, ticaret artıyor, yeni suç tipleri ortaya çıkıyor, teknoloji gelişiyor. Dolayısıyla bunlar, tüm bunlar mevzuatımızda da bir takım değişiklikler gerektiriyor. Uygulamalarda da farklı adımların atılması ihtiyacı doğuruyor. Dolayısıyla tüm bunları toplumun ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edeceğiz inşallah. Tabii Tekirdağ'a gelmişken, tabii Tekirdağ'ın sadece bugün Bölge Adliye Mahkemesi açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda Tekirdağ elimizde boş gelmedi. Hakim ve savcılarımızın burada özellikle yeni atananlar bakımından da baktığımız zaman bir konut ihtiyacı var. Bu konut ihtiyacını karşılayabilmek için de 55 konutun alımını bugün itibariyle pazarlığı bitirmiş durumdayız. 55 konut adliye personelimize, ya hakim ve savcılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tekirdağ adliye binamız, biraz sonra orada olacağız. 2019'da Tekirdağ'ımıza kazandırdığımız önemli bir yatırım. Burada görev yapacak olan tüm hakim savcılarımıza ve yargı çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yeni adli yılın hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım. Öbür tarafa geçin isterseniz. Ey alemlerin Rabbi, merhametlerin en merhametlisi olan Yüce Mevlamız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkememizin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Bu buluşmamızı, açılışımızı hayırlı ve bereketli eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bizlere bu hizmeti muvaffak ve müyesser kıldığın için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bu binada, bu bölge mahkememizde hizmet edecek olan yargı mensuplarımıza ve tüm çalışanlarımıza sağlık ve afiyet ihsan eyle.